Pava araç aracı almak yemek siparişi kadar kolay. Üstelik ücretsiz eve teslim ve 14 gün iade imkanıyla. Cars. Ve son roundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun Sigortası, HD Sigorta son round programını sunar. Ama ne yaptı Galatasaray? Ben görüyorum Galatasaray seneye çok acayip takım olur. Yani buraya bir tane şuraya şuraya işte Getson tarzı birini alırlarsa değişik takım olurlar. Bir tane de ee şey bakıyorlar, tecrübeli oyuncu bakıyorlar böyle. On numaramsı. Hem Orsuan nerede Ya da o zaman. Ya da böyle forvetimsi yani böyle hani nasıl diyeyim? Şimdi, i̇kinci forvetimsi. Mu bakıyorlar? İkinci forvetim. Santerfor konusu Mustafa Muhammed'e bağlıymış. Peki ikinci forvet yani Saşa İliç tarzı oyuncu mu bakıyorlar? Alex de söz olabilir, efendim. İliç'in önüne bir tane daha iç ekle, sen de suyunu iç. İliç iç var, onu alırsın yani. Hem de tecrübelinin kralı, öyle değil mi? Yani takıma biraz böyle tecrübe katacak. Ee, İlla onun numarada değil ama böyle hani hücum hattında oynayacak. oynayacak Mesela Babel'in 5 yaş genç hali diyelim. Skor da üretir, takıma tecrübe de katabilir. Her ne kadar liderlik karakteri o kadar gelişmiş bir oyuncu değil şey, ee, Babel'in. Ama mesela geçen yılki Beşiktaş'taki Gezizal tam hani hem liderlik karakteri var hem yetenekli hem hücum bölgesi oyuncusu hem sorumluluk üstlendi takımı taşıdı. Buna benzer bir oyuncu arıyorlar. Bir de buraya oyuncu arıyorlar. Bu ikisi kesin. Ee, bir sol bek yedeği bakıyorlar. Olur olmaz yani şart değil o ama bu ikisini hocayı alırsak şampiyon olabiliriz demiş. Ee, Mustafa Muhammed'e bağlı olarak da Trifor arıyorlar. Bir de şunu yapmaları gerekiyor. Niğde Spor mevzusu da önemli. Önemli bir mevzu. Nide Spor'u aldılar. Bir Galatasaray Kulübü oraya şey yaptı. Başkanlığında benim yakın dostum Ural Aküzüm üstlenecek. Yani o Galatasaray Kulübü'nün yöneticilerinin kurduğu bir şirket aldı. Niğde Spor'u. Ural da başkan olacak. Oldu zaten. Tam anlamıyla yani böyle yıllardır ee, söylenen pilot takım. Pilot takım. Evet. Ikilik B'de oynuyor. Ural gitti oyuncularla da görüştü ve şey yani şimdi Galatasaray işte Ceyhun Müderesoğlu hocayı Fatih Hoca oraya gönderiyor. Oradan hem hoca hem oyunculara yetişme alanı verecekler. Bir de ikincilik bir tam şey yani. Yiğidin Arman oldu ya. Öyle. Yani orada birazcık parlayabilirsen. Ee, ee, şu da bence etkili Kerem olmuştur. Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu evet performansına bakalım. Şimdi ikinci golde Kerem Aktürkoğlu geçen sezona göre o vuruşları daha da net yapabildiğini gösterdi. Doğru. Bak daha Doğru. da net yapabiliyor. Doğru. Ben top geldi Doğru. mesela zaten 72. dakikada o deparı atması, o dayanıklılığı göstermesi tamam genç oyuncu da çok fazla yüksek tempoda dripling yapan, çok fazla yüksek tempoda koşu atan bir oyuncu. Ne kadar genç olursan ol, o kadar çok yüksek tempoda koşuda yıpranabilirsin. Cık. 72. dakika gayet ideal temposunda gitti topla buluştu ve çok da güzel o bir gol attı. Yüksek tempoda ilerleyiş üzerine çok net bir vuruş. Geçen sezona göre büyük artış. Şimdi geçelim oradan o Halil Dervişoğlu'na. Halil'in de Halil üzerinde de yapılması gereken eğer bu Halil'in bonservisini de alacaksa Galatasaray aynı şekilde iş, iş Kerem Aktürkoğlu'nu kim çalıştırdıysa bu şekilde o kişi Halil'de çalışılacak. Daha net vuruşlar yapacak veya bu maçta mesela Barış Alper Yılmaz'a yine şans verdi Fatih Hoca. İlerleyen yıllara daha da çok şans bulacaktır genç ve son derece Hı. yetenekli bir oyuncu, potansiyeli yüksek bir oyuncu. Ama bir yandan Halil Dervişoğlu'nu da iki kenardan birinde deneyebilirsin. Yani evet. Kerem Aktürkoğlu da yine böyle kenarda oynuyor. Bu ama edersen... seninle bana katılmıyor ama ben de böyle burada oynayabileceğini düşünüyorum. Özellikle kısa metraj oyununda. Yani bek kovalamasına gerek yokken buraya çok Hayır, rahat oynayabileceğini çizgiyi düşünüyorum. Çizgiyi kullanmak zorunda değilsin. Ben mesela Tabii. gördüğümüz gibi yani Kerem Aktürkoğlu baya ortaya çekerek oynuyor. Işte iç forvet gibi ve orada hızını kullanıyor. Hayır yani Halil Dervişoğlu kenarda demarke vaziyetteyken içeri geldiği zaman o Uğur Karakulukçu'nun Bergkamp -vari hareketler dediği gol oluşumu, gol pozisyonu oluşumundaki Şu dönüşlerin mükemmel ya. Kreatifliğini daha da rahat sergiler. Yani ayrıca iki tane bek sürekli bindirerek oynadığına göre hem Van Aanholt hem Yedlin ki normalde saça Boy olacak daha da daha da etkili bindirebilen bir oyuncu. Bir mahsuru yok. Fatih Hoca bilir tabii düşünüyordur belki ama Santefor oynatmaya devam edecekse o zaman abi bence nacizane görüşüm. Ayıp değil sonra bir kere bir Hollandalı oyuncu böyle yani iş etiği yani Hollandalı Türk. Hollanda'da yetişmiş Türk. Yani evet. antrenman metodu, öğrenme açık. Gidecek böyle ayak içi çalışacak duvara. Çalışacak, vuruş çalışacak. Duvara, çalışacak. Du duvara ayak hakikaten ayak içi. içi çalışacak. Sert. Tabii. Böyle sürekli antrenmandan sonra. O hiç böyle yormaz. Aksine böyle insanı dinlendirir. Bu kasını da geliştirir. Ee, bir de şeyi söyleyeceğim. Bu işte duran top konusunda bu hafta hiç haberler çıktı. Selçuk İnan çalıştırmaya başladı diye. Çok doğru bir şey yapıyor. Tabii doğru yapıyor ama işte 6. dakika... Soldan bir tane duran top... Böyle cezanı yayın oradan yani 50 santim içinden oradan böyle kafa vurdular kalecinin üstüne. Biraz da bu böyle çalıştırma kadar da oyuncuların da hani <laughs> oradan kafa vurmaya gerek yok yani işte. Tabii. Yani. Ama sonuçta Selçuk İnan, <laughs> Necati Ateş, Hakan Balta ekibine de e, demek ki hoca böyle tip görevler veriyor. E doğrusu ee, ne yapıyor Selçuk İnan da duran ya, topları o yüzden büyük, de, büyük bir... Ya şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray yani yani uzman... kaç puanda? 20 puanda. Beşiktaş kaç puanda? 20 puanda. Beşiktaş'ta böyle bir moral bozukluğu var. Galatasaray'da pozitif hava var. Ya e penaltiyi Galatasaray zaten 5 hmm. yaşın önündeydi. Fenerbahçe yani Fenerbahçe Fener kaç puanda? 19 puanda. Bir şey, hiçbir fark yok yani. Ben Fenerbahçe'nin sonuna geleceğim. Sadece bir puan var hale bak yani. Ama, ama ya bu, bu şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bir hava var. Galatasaray'da sene başında o hava yoktu. O Hava yoktu. <laughs> Galatasaray taraftarlar da bırakmıştı şimdi. Hiç kendinizi şey yapmayın. Bırakmıştınız. Abi biz de bu sene biraz gelişiriz, gelişiriz, seneye bakarız falan diyordunuz. Şimdi bu takıma sahip çıkın diyorduk biz de. Çünkü genç ve iyi bir takım bu. İyi olacak bir takım. Daha iyi değil ama iyi olacak. Tabii Fegül'ü Megül'ü yavaş yavaş buraya katkı sağlayacak. Edecek hani bizim için çok kolay. Onu gönder, bunu gönder falan diye ama. Tabii Fegül ne kadar katkı sağlasa. Çok iyi ne kadar katkı sağlamak istese de belli bir aşamadan sonra sağlayamayacak ama. Bu geçişleri Fatih Hoca iyi ya yapıyor. Benim Galatasaray'da gördüğüm en önemli şey şudur. İster Fatih Terim olsun, ister Rikenik olsun, ister en çok beğenilmeyen teknik direktör kimse onu söyleyin Galatasaray ikram haftalarında genellikle karşı ikram yapmaz. Konsantrasyon diye tribünlerine pankart asmışlardır. O, onu hep o tip haftalarda kullanırlar. Galatasaray önce bir ikram yapabilir yani. Cuma, cumartesi ikram yapabilir ama herkesin ikram yaptığı haftada ulan ben istemem, siz de ben de istemem kardeş al sen kullan veya bu tepsiyi dağıtın çöpe demez. O hırsı ve isteği gördüm. Ee, şimdi Trabzonspor eğer ilk yarıyı çift haneli farkla bitirmezse ki çok zor bitirmesi yani 10 puan ve üstü bitirmezse ilk yarıyı ikinci yarıda benim gördüğüm transferlere de bağlı olarak e, Galatasaray ikinci rakibi Beşiktaş da üçüncü rakibi. Beşiktaş aslında kadro olarak Galatasaray'ın önünde daha fazla sorun çözebilecek oyuncusu var şampiyon olmak gibi bir e, bu işi başarmıştık bu hissiyatı var. Sergen Yalçın gibi tartışılmaz bir teknik direktörü var kendi içerisinde tıpkı Fatih Terim gibi. Ancak Beşiktaş'ta da başka e, ya Beşiktaş'ı Galatasaray'dan geride görmemin sebebi Beşiktaş'ın başka problemleri olması. Onu da Beşiktaş bölümünde konuşuruz. Bütün bunlar için ama Trabzonspor henüz ve çok erken. Ama Trabzonspor devam edecek belli ki. Özellikle devre arasında kesin transfer yapmaları lazım. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin Avrupa maçları bitene kadar, şampiyonluk UEFA maçları bitene kadar eğer böyle Trabzonspor, Boğa dediğin gibi onun üzerine çıkartırsa... O zaman zaten moral olarak da bırakıyorlar ya diğerleri. On çift tane enteresan o, Moral motivasyon değil sırf e, kendi adına da yani devre arasında da yetmez. İki tane de eksiğim var, iki tane hmm. de, bir, iki tane de transfer yapıyorum derse... İşte Christian Tello'yu düşünüyorlarmış Gervinio yerine. Abi bak Gerimio Eski tarzda... Barcelona'da çok evet, hızlı evet. Ya gerçi Gerimio mesela bir şey yapmadı. Göz gösterme maçında 3 puan aldın abi. Abi yok canım ne yapmadı canım? Yapmaz olur mu? Aldın işte abi. İyi futbolcu abi. Her Roma'daki Jarvinio'yu bekliyorlar. Aradan kaç sene geçti. <laughs> Ama Bence şeydi, bu kadar da süperlik için yeterli parmalarda, fazlasıyla. Parmada da iyiydi. Geçen yani şunu... sene o tabii canım dökülen parmada Aa. iyi 2 ah. tane 3 tane oyuncudan bir tanesiydi. Ama 10 puan ve üstünü yapamazsa Galatasaray ve Beşiktaş diğer rakipleri olarak Bir yeriyorum. şey soracağım. Ben Galatasaray'ı Beşiktaş'tan ben sana... bu anlamda transfer şartıyla ama. Transfer yapacaklarını bildiğim için söylüyorum. Ben de onu. O duydum. zaman o yüzden ikinci yani. Bu kadar Transfer puan farkı kapandı. Olsun. Hiç bundan sonra kimse transfer yapmayacak derlerse gene Beşiktaş'ı önde görürdüm. Puan farkı ne olursa olsun ilk yarı sonunda eğer böyle Trabzonspor'un maddi imkanı varsa iki tane eksik yerin doğru tespit edip doğru transfer yaparsa şampiyonluk şansını çok daha fazla yükseltir. Eğer Aa, bu kadroyla ben yaptım puan farkını derse söyleyeyim Beşiktaş'ın Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin İkinci Fena yarıda Galatasaray'ın olacak. Büyük ihtimalle de Avrupa Kupası maçı. En az iki tane daha olacak gibi evet. gözüküyor. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın zor. Fenerbahçe ile Beşiktaş Avrupa'dan devam etmeyecek. Evet. O belli Peki yani. Fenerbahçe'ye geçerken şunu sormak istiyorum sana izninle. Özel uzmanlık alanı olduğun için. Erol Bulut Hoca'nın ilk 11'ini görünce ne düşündün? Bir şey düşünmedim ama hiçbir şey anlamadım ben Antep'ten. Sen anladın mı? Anladım. Şöyle. Ben Antep'in oyununu anlamadım. Maximle, yani. Maxim, Diko, ve Muhammed üçlüsüyle biz hızlı çıkarız. Maksim'in e, ayağından mı? gelecek büyücülüklere bakarız. Her yani şeye üzüldüm o çocuğa. Doğan eskiden... İyi futbolcu Tabii Trabzonspor'da da oynamış evet bir oyuncu Evet Trabzonspor'un yurt dışından geldi. Avusturya, Doğan Erdoğan... Avusturya Lins'den. Lins evet Lins'den Avusturya'da Linz takımından geldi. Her şeyi yaptı. Yanında bir tane de defans... Merkel var biliyorsun. Merkel enteresan tabii. Merkel. Merkel aslen şey, kazak Alman. Biliyorsun. Tabii kazak Alman. Onu da ayrı bir program konusu yaparız da kim izler? Kazakistan'da neden Almanlar var? Neden bu Rus topraklarında Alman var? neden Almanlar? Neden Kars'ta Alman köyü vardı? Evet. Neden? Bir gün yaparız. Şimdi değil. Neden? Neden yaparız. mi vardı bizim? Benim annem hatırlıyor öyle Hans mi vardı diyor. Neden? Yani benim Bundesliga hayranlığımın kökeni değil mi? mi? Rahmetli <laughs> dedemin <babaannemin> yani, <laughs> tarafından geliyor. Yani, neden Kars, Sovyet topraklarında yani. Almanlar vardı? Bir gün evet. de bunu konuşuruz. Konuşuruz bir gün. Fazla izlemeyeceğinizi biliyoruz <laughs> ama biz ne <laughs> de konuşuruz. Önemli değil. Şimdi efendim izninizle Fenerbahçe bölümüne geçiyoruz. Sporun sigortası HD sigorta sonra programını sundu.